Happy Hills Homicide 2 Out of 4 Blood. Bu oyun birinci oyunun devamını anlatıyor. Yani biz öldü zannediyorduk, onun devamı var. Spoiler olarak şimdi söyledim ama zaten oyunun içerisinde göreceksiniz. Hadi bir gidelim. Birinci bölüm. İyi. Nasıl oynanıyordu lan, ben unuttum bunu. Sesi nasıl bu arada? Bir tık arttırayım. Özür dilerim. Brian Pavelski konuşuyor. E'ye basarak ilerleyebilirsin. Brian benim, Stuart. Şimdi beni dinle. O geri döndü. Geri döndü Brian. John freaking Wade is back. John freaking Wade. Lanet olası John Wade demek istiyor. How do you know, Stuart? Nereden biliyorsun ki? Yeni bir cinayet işlendi. Tamamen onun profiline uyuyor. Kurban tamamen onun sınıf arkadaşıymış. Bu şimdi senin sıran Brian. Hemen yola çıkıyorum. Let's get this on. Hadi şunu haklayalım. Bizim eski polisi hatırlıyorsunuzdur ilk bölümden. Gerçi uzun zaman oldu videoya atalı ama. 28 dakika sonra. Adam çok güzel yapmış ya, helal olsun. Klasik Amerikan polisi. Günaydın Brian. Seni tekrar görmek ne kadar şaşırtıcı. Onun tekrardan geri döndüğüne mi inanıyorsun? I don't know, Stuart. Why now? Why wait 6 years? Stuart dediğimiz adam şu kürdanlı adam. Bilemiyorum. Neden şimdi? Neden 6 yıl beklemiş olsun ki? Doğru. Demeyecek misin? Tamam. Olay mahallini incele yazıyor yukarıda. Benim resimden göremiyor olabilirsiniz. Bu kesinlikle o. Yani ilk oyunda biz çok vahşice öldürüyorduk biliyorsunuz. Kesinlikle o olmalı. İncele. There is a missing knife. Bir bıçak eksik. Büyük bir ihtimal silah olarak bunu kullandı. Biraz benzer gibi görünüyor. Neden diğeriyle çok benzer ki? Ne dağınıklık ama. Sanırım bir kargaşa yaşanmış. Kurban onunla dövüşmüşe benziyor. John Wade would not let that happen. John Wade aslında hiç buna izin vermezdi. Bu amatörce görünüyor. Aynen, bakın bıçağı görebiliyorum ben. Siz de görüyorsunuzdur herhalde. 16 bıçak darbesi. Bıçak kafasında duruyor. Neredeyse ilk kurbanla aynı şekilde. Bu copycat, kopya katil olabilir mi? Amerika'da vardır arkadaşlar. Dizilerde, filmlerde görebilirsiniz. Kopya cinayet denir. Başka bir katilin yapmış olduğunun aynısını yaparlar ki şüpheyi katile çekmek için. Ama kopya katil olmasından da şüphelenir dedektifler. O yüzden hemen karar vermezler. Hadi bir siyah ışıkla inceleyelim. Oo, çok iyi. Çok iyi. Ben bunları unutmuşum ya. Burada da kan var. Bir dakika. A bloody handprint. Kanlı bir parmak izi. Büyük bir ihtimal katile ait. Sloppy attempt to clean the prints. Biraz savsakça bir izleri silme şekli. Seems like he got wounded himself. Sanırım kendisinden akmışa benziyor. Bu kesinlikle John Wade olamaz. Ya da olabilir mi? Sanki biraz amatörce davranmışa benziyor. Ama şu an yeterince gördüm. Çünkü bizim katilimiz biliyorsunuz iyi iş çıkartıyordu. Hele ki etrafta delil bırakmış olamaz. Dedektif Pavelski, is the pale green really back? Cidden pale green geri mi döndü? Why would he kill again after? Neden 6 yıl sonra tekrar öldürdü? Ve kimi öldürdü? Yo, Hyenas are here fast. Hyena'nın elemanları çok hızlı gerçekten. Hayır, John Wade geri dönmedi. Onun, yani panik yapmanız için herhangi bir
Şeyimiz yok. Bir o durum yok. Lütfen gidin buradan. Allah Allah. Genelde haberciler zorlardı ama. Tamam. Bir şey demeyecek misin? Tamam. İlginç. Diğer oyundaki adamın yaşlanmış hali değil mi bu? Evet. Çok iyi ya. Yayın ne kadar sürer abi? İnan bilmiyorum. Erken bitirsek başka bir oyuna daha geçebilirim. Bir tane daha oyun var elimde. Şu müziği özlemişim ya. Dışarılarda bir yerde Happy Hills taraflarında. Oo, bak arkada listesi var öldürülmesi gerekenler. It's been six quiet years. Tam 6 sessizce geçen yıl. Ama ha televizyondan geliyormuş ses. Ama Happy Hills'ın canavarı geri döndü. John Wayne. Bir diğer adıyla The Pale Green is back. Şimdi Jeremy Dalton'la canlı yayına geçiyoruz. Bize Brian Pawlowski ile yapmış olduğu röportajı aktaracak. Dedektif bu olaya bakıyor. A copycat claims to be the monster of Happy Hills. Ha, Happy Hills'ta bir kopya katil mi var? Diyor. Ay, ha, haberlerde biz ha, dedektif dedi ya, hayır o değil. Başka birisi cinayetleri taklit ediyor demiştik. O konuşuyor. Happy Hills'ta taklitçi bir katil mi? Onlara şehirdeki gerçek katilin kim olduğunu göstereceğim. I have unfinished business. Daha bitmemiş bir görevim var. Aa, sanki ilk cinayeti bu adam işlememiş gibi geldi şimdi bana bak. Bu haberlerde duyuyor. Beni taklit eden birisi mi var? O zaman gerçek canavar nasıl olurmuş görürsünüz. Dikkat edin. Mr. Pawlowski, we will meet again. Dedektif dikkat et. Yeniden görüşeceğiz. Os. Çok iyi ya. Ripley Elvco. Where am I? Planet Galok. Ha, bir alışveriş merkezi burası. Arcade Hall diyor. Okey. Slasher oyna. Para atın. Attık. Az. Az. Let's go. Benden iyisi kopya katil. Var mı başka? Hadi. Ding, ding, 90. Kaçta bitiyor acaba ya? Güzel, oyuna böyle mini bir oyun koyması eğlenceli olmuş. Ölmem mi gerekiyor acaba ya? Bir de şöyle bir şey. Bakın, arcade salonuna girdik. Yani bir alışveriş merkezindeki oyun yerine girdik. Orada bizim oyunumuzu yapmışlar yani fark ettiniz mi bilmiyorum. 6 yıl içerisinde demek çok meşhur olmuşuz ki bizim oyunumuz yapılmış. Bu birinci oyundaki motorcu kavgası abi. As bak onun referansını vermişler. Güzel bak siz hatırlıyorsunuz. Allah bir canımız gitti ya. Bu böyle sürüp devam ediyor galiba ya. Ben de bir şey olacak diye oynuyorum hala. Slasher, Pac-Man, Donkey. Oh. Muhteşem Pelgrim kostümü dostum. But we are about to close. Ama biz kapatmak üzereyiz. Hadi buradan toz ol. Sana çok üzülüyorum dostum. Başına neler gelecek bilmiyorum ama sana çok üzülüyorum. Hammer. Tamam da o adam ne ki biz genelde öldürmemizin bir amacı oluyor biliyorsunuz. Yok yere öldürmüyorduk çünkü biz ilk oyunda.
oyun yapan adam çok psikopat birisi ya. Üçüncü bölüm. Çirkin. Who is this? Madison Grace. He is back. John Wayne is back. The man that hunted you, Madison. Aa, kızımızı öldüren adam. The monster that took my daughter from me. O canavar benim kızımı elimden alan. Bir kasap gibi, hatta aynen bir hayvan gibi onu doğrayan. He has shown you no mercy. Sana hiçbir şekilde acımamıştı. Hiçbir şekilde merhamet vermeyen o adi adam. Not to anyone standing in my way. Hiç kimse benim karşımda duramayacak. Kaybedecek bir adam, ya yani kaybedecek bir şey olmayan adamdan korkun. Bütün canavarlara ölüm. Öz geliyor. İlk oyundaki ölen kadın, daha doğrusu öldürdüğümüz kız demek ki bunun kızıymış. Bu da şimdi onu avlamaya gidiyor. Oyunun hikayesi çok iyi ya. Yani biz bir cinayet oyunu beklerken başka şeylere geldik. Tam bunu öldürmesin bir gereği var mı acaba ya? Dedektifle birliktelik gelir mi? Az olabilir. Okay. Let's go. Bu şarkıyı nereden hatırlıyorum ya? Ben şu an gemide bir yerdeyim ama neden? Low motion bile var. Let's go. Wow wow, easy there. Hey, sakin ol dostum. Para kasada. Hepsini al ve buradan git. Senin paranı istemiyorum adi herif. I want to find... Ben John Wade'i bulmak istiyorum. John Wade? Seri katil olan mı? Ben onun nerede olduğunu nereden bilebilirim ki? You and your actual buddy Kyle messed him up in... Sen ve senin arkadaşın ortaokuldayken onunla atışmıştınız. Senin gibi birinin yaşamasına izin vermeyecektir. John did try to kill... John Kyle'ı 6 yıl önce öldürmeye çalışmıştı. Git ona sor. He owns the nightclub downtown. Şehrin altında bir gece kulübüne sahipmiş. İsmi Violet Lotus. Oranın sahibiymiş Kyle şimdi. Zamanın için teşekkür ederim. I will save John Wade. John Wade'i bir zahmetten kurtaracağım. Neden? Şöyle bir şey düşündüm. Kızın babası şey yapmış olabilir. Eğer bu insanlar John Wade'in asabını bozmasaydı, yani ona zorbalık etmeselerdi, John Wade kimseyi öldürmeyecekti. Babası da o yüzden bütün herkesi şimdi öldürüyor ama John Wade'den de intikam almaya çalışıyor. Arkadaşlar oyun da burada bitti. Çok enteresan. Load game diye bir şey var mı? Yok. Güzeldi ama, adam güzel bir şey yapmış. Bak, hikayenin ben böyle biteceğini bilmiyordum açıkçası. Sizler de böyle yorumlayabilirsiniz. Yani yoksa neden masumları öldürsün ki adam?